Arkadaşlar merhaba. Çok güzel bir ekmek tarifim var. Ben hamburger ekmeği olarak yaptım ki hamburgere de çok yakıştı. Eğer isterseniz küçük parçalarda değil, bütün tek bir parça olarak da yapıp normal ekmek gibi tüketebilirsiniz. Çünkü tek başına bile çok lezzetli. İşe öncelikle mayamı aktifleştirerek başlıyorum. Bunun için de biraz toz şekerden destek alıyoruz bu noktada. Hamuru yoğuracağınız kabın içerisine toz şekerinizi, instant mayonezi ve oda sıcaklığından biraz daha ılık olacak derecede ısıttığınız sütü ekleyip karıştırıyorsunuz. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde böyle bir forma gelmiş oluyor. Bu mayonezin aktifleştiğini gösteriyor. Daha sonrasında içerisine bir yumurta kırıp sıvı yağı ekliyorum ve çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum. Unumu da azar azar ekleyip çırpma teliyle bir süre daha karıştırmaya devam edeceğim. Hamurun biraz koyulaşana kadar ki daha homojen bir şekilde karışabilsinler diye. Diğer malzemelerimi de ekledikten sonra kontrollü bir şekilde unumu ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Hamurum toparlandığında yumuşak ama elinize hafif yapışırla yapışmaz arasında bir kıvamı olacak. Bu kıvamı yakaladığınızda tezgahınızın üzerine biraz un dökün ve tezgahta hamurunuzu iyice yoğurun. Hamuru yoğurma işlemi bittiğinizde hamurunuzu bir topak haline getirdiğiniz zaman üzerinin dış yüzeyinin İpek gibi pürüzsüz bir kıvamda olması gerekiyor. Bu kıvamı yakaladığınızda hamur yoğurduğunuz kabın içerisine sıvı yağı elinizle sürebilirsiniz. Hamurunuzu kabınıza koyun. Üzerine de biraz yağladıktan sonra bir havlu örtün ve ta ki iki katına çıkana kadar hamurunuzu oda sıcaklığında mayalandırın. Gördüğünüz gibi benim hamurum mayalandı ve şu anda yumuşacık bir kıvamı var. Elinize yapışmıyor. Pofudukta bir kıvamı var. Burada ufakça bir yoğuracağım ve daha sonra eşit parçalara ayıracağım. Bu ölçüden normal büyüklüklerde 8 adet hamburger ekmeği çıktı. Hamburger ekmeklerini yuvarlak şekle getirmek için elinizi pençe gibi yapın. Avucunuzun tam ortasında hamuru alın ve böyle yuvarlak daireler çizerek elinizin içinde yuvarlak top gibi bir şekil almasını sağlayın. Çok basit, yaptıkça eliniz alışacaktır. Bu şekilde yaptıktan sonra tepsiye biraz aralıklarla diziyorum ki şiştiğinde birbirlerine yapışmasınlar. Üzerlerini elimle hafifçe sıvı yağ sürerek yağlıyorum. Üzerini yine bir temiz bir bezle örtüyorum ve 15-20 dakika kadar mayalanıp biraz şişmesi için ona süre tanıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha büyüdü ekmeklerim. Şimdi yumurta sarısını çırpıyorum. Yumurta sarısını çırptıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı su ekliyorum ki yumurtanın sarısı biraz daha akışkan olsun, açılsın diye. Çırptığım yumurta sarımı ekmeklerimin üzerine sürüyorum ve susam döküyorum. Eğer isterseniz çörek otu ya da haşhaş da dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 180 derecede 23 dakika pişirdim. İçi çok pofuduk ve kesinlikle hamur kalmadı. Hamburgere çok yakıştı ama kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir ekmek. İsterseniz dipsizde de patlayabilirsiniz. Eğer hamburger ekmeğini denerseniz bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.